YouTube'cum, canım benim, yeni bir dosya. Aşağıda açıklamada kick linkinden yayına hala gelmiyorsan artık daha ben kaç kere sesledim ya. Musait sen artık çık gel ya. Çık Musait sen gel artık anasını satayım YouTube'cum. Az önce de yanlışlıkla şey dedim ya. YouTube'a selam çakacağız yerine YouTube'a çakacağız dedim. Hakkınızı helal edin ne olursun, bazen abuk sabuk şeyler konuşuyorum bazen. Like, yorum, morum patlatırsanız da çok sevinirim. Yani yayına gelemezseniz de zaten YouTube'a atmaya çalışıyorum yani videoları. Ama siz gene de gelin. Coşkuyu veriyorum. Verdim coşkuyu. Pozitif bir kadın. S2 Ubis reis adamsın bizi de oku demiş. Canım benim sen de hoş geldin, seni de okudum. Dediğiniz gibi bir günde bütün işlerini o pozitifliğiyle halletti. Evet. Şimdi sıra geldi sağlıklı yaşama. Hepimize de örnek olsun inşallah. İnşallah abla. Evet abla ver coşkuyu. Şimdi efendim böyle çıktığımda bıcır bıcır orada bir kız var demiştim size. Evet abla bıcır bıcır. Ayşenur var aramızda. Kendisi 30 yaşında. Evet. Ayşe bu nasıl 30 yaşında abla? Bu nasıl 30 yaşında abla, kurban olacağım anasını. Kızıl Goncalar Zeynep böyle 30 yaşında mı olur? Annesini aramak için stüdyomuzda. Sürpriz. Oğlum bu 20-20 götürüyor. Melekeciğim çok teşekkür ederim canım benim Melekeci. Kokulu öpücükler. 6 aylıkken ne yazık ki annesi onu terk etmiş, amin gitmiş. Ya. Allah kesene bereket versin. Abi sen bir çık papatya tarlası falan gez, ne oluyorsun? Yok yok bu iyiyim bu aralar. Bu aralar iyiyim maşallah. Aramak için stüdyomuzda. 6 aylıkken. Ya bu 30'sa sen 60 demiş ya. Ya ben normalde genç gösteriyordum ya. Yemin ederim genç gösteriyordum. Bunları bir tanıdım. Vallahi billahi beyazladım ya. Vallahi billahi beyazladım. Adam story'ime abi kısmet olur saat kaçta yazmış ya. Ben, vallahi billahi ya. Ne yazık ki annesi onu terk etmiş gitmiş. Hiç annesini görmemiş tanımamış. Evet. Şimdi annesine seslenmek için stüdyomuzda. Evet. Önce annenin bir fotoğrafı var herhalde. Elimizde değil mi? Fotoğrafını bir görelim annemizden. Var mı abla, gösterelim abla. Başlayalım bakalım annemiz kimmiş. Ayşenurcuğum bu sen misin? Evet benim. Baban. Ah oh, canım benim ya. Ve anne. Baba da şey Kızıl Goncalar Naim. Evet. Naim. Evet. Annenin adı ne? Batma. Soyadı neymiş? Anlat biraz işte. Anlatsın da abla sen sormadan ne anlatsın abla şimdi? Sen sor anlatsın işte. Annenin... Annemi hiç Amenna. Görmedim. Tanımıyorum. Züleyha'cığım iyi ki varsın canım benim. Çok teşekkür ederim. Allah inşallah böyle maaşına, hepinizin maaşına böyle 5 kat 10 kat zam yapılmasını nasip eder inşallah. Yani. Soyadı yok mu? Fatma Sarı. Sarı. Fatma Sarı. Fatma Yellow. Sarı. Babanın adı neydi? Kemal. Ne? Ay. Dur bakayım ne? Yani. Soyadı yok mu? Fatma Sarı. Sarı. Fatma Sarı, babanın adı neydi? Kemal. Kemal mi? Ben daha kendimi tanımıyorum. Bunlar sürekli abi beni tanıdın mı diyor. Ne oldu bu? Eli işko teşekkür ederim. Babası Survivor Cumali demiş ya. Allah kahretmesin ya. Vallahi billahi ya. Nerede o? Nerede o? Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Amenna. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Vallahi özlemişim ya. Yemin ederim özlemişim ya. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Soyadın soyadı yok mu? Baba izin vermek istersen ver senden ne? Musticim yok şaka yapıyorum ya. Fatma Sarı. Sarı. Fatma Sarı. Babanın adı neydi? Kemal. Amenna. Soyadı ne kızım? Kemal Polat. İlan edildi. Bunlar bir şey. Aradığımız annemizin... Ablacım sen sormuyorsun Müge Hanım. Sen de enteresansın anasını satayım ya. Fatma Sarı. Şimdi o biraz heyecanlandı. Soru sormuyorsun ondan sonra vallahi billahi ya. Fatma Sarı. Ayşenur soru sormuyor bir de atar yapıyor ya. Olmadan önce asas bir başkasıyla da evlilik yapmış öyle mi? Ha, i̇kinci evliliği hem annemle. Zeynep'in Müke'nin programında otomatik filtre. O evliliğinden de 3 ya da 4 tane senin ablan ya da abin var. Onu da biliyorsun. Ha, ya duyduğum kadarıyla yani daha önceden evlilik yapmış. Yani babamla evlenmiş ikinci evliliği. Öyle sadece duyduğum, etraftan duyduklarım kadarıyla. Nasıl lan bir dakika. Benim anladığım kadarıyla senin baban her ikisinin de ikinci evliliği. Baban evli, 7 tane çocuğu var. Evet. 7. Evet maşallah abla. Eşi vefat eşi ediyor. Eşi vefat edince. Rahmet olsun canına. O da hani çocuklarıyla da ilgilensin diye bir başka hanımefendiyle evlenmek evet. istiyor. Çocuklarıyla ilgilensin diye kendine bakıcı tutmaktır abla. O evlenmek değildir. Evet. Resmi nikah kıyılmamış aralarında. Belki bilmiyoruz. Annenin önceki evliliğindeki resmi nikah devam ediyordu. Evet. Imoniko. Onun da 3-4 tane çocuğu olduğunu sana söylemişler. Önceki evliliğindeki resmi nikah devam ediyorsa o nasıl oluyor? 7 kocalı Hürmüz. Bu böyle biri 7 çocuklu, biri 3-4 çocuklu iki kişi bir araya gelmişler. Ha, ama annemin de çocukları yanında değil, eşinde. Ona bırakmış. Yani, evet, ben diğer babamın diğer kız yani çocuklarıyla yani hep beraberiz. Senin baban hangisi abla? Senin baban bu o zaman. Yani 8 tane, biz aslında hiç böyle şey... Şimdi 7 artı 4. Şimdi 7 tane bu adamın çocuğu var, 4 tane bunun çocuğu var. Siz sonradan bundan mı, yani bunlar da birlikte kaç... Mesela şu ikisi birlikte kaç tane çocuk yaptı acaba toplam? Bazıları böyle yani ayrı anlatınca öz üvey falan gibi ama biz hep böyle hep bir içeceğiz. Yani ben hep bütün hayatımı onlarla yaşadım. İyi o güzel en azından yani kardeşleriyle bağlantın olma. Ha, evet onlar baktı büyüttü sonra, beni bu yaşa evet, getirdi. Bu, maşallah maşallah abla. Beraberlikten Ayşenur dünyaya geliyor. Evet. Ayşenur da şu an 30 yaşında 6 yıl 8 yıllık evli 2 çocuk. Nasıl 30 yaşında abla bu işi 30 yaşında göstermiyor ya. Annesi siz bakmayın böyle.
böyle genç durduğunu Bıcır. Vallahi genç duruyor ya. Bıcır. Bilecik Üniversitesi bilgisayar programcılığı okumuş. Aa bravo. Ama Bilecik Üniversitesi bilmiyorum. Böyle köklü bir üniversite midir Çet Livretkuy'u? Yani Bilecik Üniversitesi böyle gereksizli bir üniversite midir bilemedim. Yine geldi 176-79 uzun zaman sonra. Eşi de demir işinde makine operatörlüğü yapıyor. Maşallah abla. Aslında o da biraz hayatının artık eksik kalan parçasını tamamlamak için aramızda. Evet. Ayşenur 31 Mayıs 94 yılında İstanbul Ümraniye Örnek Mahallesi'ndeki evde dünyaya geliyor. Evet. Ayşenur abla aslında kendini birazcık böyle tamamlamış gibisin sen. Evlenmişsin falan filan böyle eniştenin işi belli, senin işin belli ama hani insan demek ki gene de ailesini arıyor. Anne diyor evde mi doğmuşsun? Evde doğmuşum. 3-4 yıl Ayşenur'un annesi Fatma Sarı ile babası Kemal Kotan 3-4 yıl kadar nikahsız bir birliktelik yaşamışlar. Evet Kemal Kotan, Sayın Kotan. Biz dediğim gibi annenin Ispartalı olduğunu biliyoruz. Evet. Annenle baban arasında bayağı yaş farkı var anladığım kadarıyla. Tabii evet var bayağı. Allah Allah ne kadar abla mesela? Tahmini benim... Arkadaşlar hemen tahminleri alalım. Anne baba arasında ne kadar yaş farkı vardır? Bence bir 15'i var ya. Bir 15'i var bence. Ha? Bir 15 yaş fark var bence ya chat sizce. Bir var bence de. Bence de bir 15 var. Nur topu gibi. YouTube'dan geldim abi ilk donate'im. Canım benim çok teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin. İyi ki varsın. Bak böyle donate atınca okuyorum. Babam. Yani Kamil gibi donate atınca okumuyorum. Şey, o tarz donate'leri kusura bakmayın yani. Şu an 90 yaşında. Annem de 60-65. O civarı. 25-30 yaş fark mı? Ben bunun üstüne bir elimi yüzümü yıkar gelirim usta. 30 yaş fark nedir anasını satayım ya? 30 yaş fark. Herhalde şöyle yaptı chat. Ha, bekar kızı var benimle evlenebiliyor. Ha, Alofitler'cim çok teşekkür ederim Allah kesene bereket versin. Aslında boşar niye boşanmasın? Amin ha, şöyle mi düşündü acaba Başak evciliği ki varsın? YouTube'dan geldim çok cahilim bunu atmam yarım saatimi aldı. İlk donet zor ama o cahillikle alakalı değil. İlk donet kayıt aşaması zor. Kızlar yaptığın tamam işler... Tamam bu boşanmasa kızı var. Ha, kızı var. Kızı var bekar kızı var. Kızı var bekar kızı. Ama bekar kızı var benimle evlenebiliyor. Boşa. Arta gibi hamaran. Şeyma Acetçi bir iki varsın. Niligal Kop 6. ayımız kutlu olsun. Nasıl? Evimde hissettiriyorsun. Kokulu öpücükler canım benim iyi ki varsın. Kızı bekar kızı var benimle evlenebiliyor. Evlenebiliyor. Varlarda. Evet. Evet var bayağı. 30 yaş fark nedir ya? Babam şu an 90 yaşında. Annem de 60-65. O civarlardaymış. Buna benzeyen abla değil işte o aynı abla. Elfan. Aynı kişi yani. Bunun devamı da bugün çıktı zaten. Onu da izleyeceğiz. Yani o zaman beraber olduklarında baban 60, annen 30 gibi falan. Aralarında evet. 30 yaş fark mı varmış? Evet. 60'ı 30 nedir abla anasını satayım ya? 60 yaş... Abla zor. Kötü. Mide bulandırıcı. Enteresan. Fatma Hanım'ın bu arada Bayram Sarı adında bir erkek kardeşi olduğunu yine. Ay benim anlamadım. 60 yaşında sende dayı maşallah o saatten sonra nasıl yaptın çocuk? Ayşenur'a söylemişler. Bir dayım daha varmış yani duyduğum kadarıyla ama dayımın yani öteki dayımı hiç bilmiyorum. Bayram yine arada bir babam çalışırken. Abi sen 60 yaşında hamile kalabilir misin? Görüşüyorlarmış yani geliyormuş babamın yanına ama bilmiyorum şu an hiçbirini görmedim. Ben dayımı da görmedim tanımıyorum. Tamer çok iyi bir zigot. Bilmiyorum. Yani ailem annemin tarafına dair kimseyi tanımıyorum. Yani bir kere de olsun yani o kadar çocuklarım oldu büyüttüm. Abi mayoz bölünmeyi ne zaman bırakacaksın? Yani... Abi, abi vallahi bütün yayın yani chat'in kafasında yaşıyorum artık ya. Chat kafasında yaşıyorum hayatı ya. Kendi kendimi zorbalayasım var ya. Şimdi ya kendim anne oldum. Yani bir kere de olsun yani illa sürekli beraber olacağız diye bir şey yok. Bir kere de olsun yani belki vefat etmiştir onu da bilemiyorum. Tabi insan onu öğrenmek ister ya. Görmek istedim sadece. O yüzden başvurmuştum zaten. İyi yapmışsın abla. İyi yapmışsın abla başvur. Bir şey söyleyeceğim. Bu her şeyi şimdi güzel anlattık. Sonra neden ayrılmışlar? Yani ne anlatıldı sana? Çünkü senin anladığın kadarıyla evde 7 tane abin var, ablan var. Yok. Ya anne baba bunlar da mı ayrılmış tekrar 60-30? Onların hepsi evliymiş. 2 tane bekarı varmış. Ha, öyle mi? Tabii babamın yani şu an şöyle söyleyeyim. Benim diğer abilerim, ablalarım yani evli. Benim normal anne baba yaşındaki kişiler. Büyükler yani onlar da. Evet. Ha, sen tekne kazıntısın. Evet biraz öyle oluyor. Sen diyor... en sonralardan olmuş yani. Zencim iyi ki varsa. Adam aldığı günah kapatmak için duacı doğurtmuş anası. Dünyaya geldiğinde baban 60 yaşında filan. Evet. Ya Şevki abi şöyle söyleyeyim sırayla gidelim şimdi. Hepsi yani aynen öyle 60 yani. Evet, evet. Ben de onu sorguladım hatta. 9 yaşında. Gerçi resimde öyle durmuyor ama. Babam. Bir de hakikaten tam da onu diyecektim chat. Şu fotoğrafta 60 gözüküyor mu Ayşenur? Şey dinç bir adamdı evet. Yani gençmiş. Yani babam 60. Teşekkürler usta ne demek canım benim. Yaşındaymış ama o zamanlar belki de 45-50 yaşında falan gösteriyormuş. Adam da hala yaşıyor zaten şu anda 90 yaşında. Adam yani şu anda stüdyoya gelse belki benden geç gösteriyor. Ama sizin sülalede öyle bir şey var zaten belli ki abla. Yalnız arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Amenna. Kadın da 30'dan büyük gösteriyor. Sudanfiye. Ha? Kadın da 30'dan büyük gösteriyor usta. Annesi. Sonra annen ne dedi? Bak düşünsene bak şurada mesela annesiyle aynı yaşta. Şu ikisi aynı yaşta normalde. Sudanfiyacım iyi ki varsın bebi bu arada.
İkisi aynı yaşta, kadın bence 30'dan büyük gösteriyor. Terk etmiş, ne anlattılar sana? Ya etraftan öyle bilmiyorum. Ne, anlaşamamışlar, sıkıntılar yaşamış. Baban ne anlatırdı? Ya ben babama açıkçası biraz büyüdük. Yani babam çok anlatmazdı. Bir de ben babama çok düşkünüm. Aşırı yani babam benim her şeyimle yani çok yani bana baktığı bu yaşa getirdi. Bir dediğimi gerçekten ikiye yapmadı. Ben hiç... Allah Allah, maşallah abla en azından. Hiçbir zaman yani bana anneliği, annesizliği hiç böyle yani yaşatmadı. Sen diye... soramadın mı? Ya evet, ben hiç onun cesaretim, onu kırmak hiç istemedim galiba. Hala daha öyle. Yani benim için babamın yeri çok başka. Abla onu kırmak istemeyip peki bütün Türkiye'ye duyun ben bunu. Yaşıyor değil mi? Baba şu anda yaşıyor bir de. Yani babam yani benim yani dünya bir yana, babam bir yana. Benim ama evde gene sana bakan bir ablan falan vardı. Yani sormadın mı neden ayrıldılar bunlar? Biri 6 yaşındayken evlendi, biri de 8 yaşındayken evlendi. Ben çocuktum. Evet. Babamla baş başa kaldığımda. Kızım sen bu zamana kadar 30 yaşındasın. Hiç babana merak edip baba annem evden neden kaçtı demedin mi? Müge Hanım, senin de bu gerginliğinden ben bıktım ha. Yemin ederim şu abuk sabuk hareketlerinden be. Sormamış işte. Sormadım diyor. Allah Allah. Sen de sormadın mı hakikaten kızım ya? Sen de sormadın mı hakikaten? Abi annesi... Allah belanı vermesin ya. Onun şey yani git evet. Annen dedi daha. o da 31 yaşında. O da sormadım. Azerbaycan'a selamlar buradan gülüm benim. User Banktan Fans. Selamlar. Allah Allah. Evet. Anacığım biz de o zaman beter çocuklarız ya. Yani. Ya ben babama çok düşkünüm galiba. Abla tamam da bir şey söyleyeceğim. Bu da bana mantıksız geldi yalnız ha. Ha? Bu da bana mantıksız geldi anasını satayım yani. Babama düşkünüm diye anasını sormamak. İnsan babasına düşkün diye anasını sormaz mı ya? Babana düşkün olmakla bunun ne alakası var? Baba siz evliydiniz. Burada benim de aklıma geliyor yani şu anda mantıksız. İşte o belli de ki Nisan'ın tuvalet terliği. Ortada yok yani kadın. Tamam beraberdiniz, ben de doğdum. Kadın ortada yok. Kız da babasına sormamış. Kız babasıyla birlikte babasına sormamış. Hani ne oldu da anne? Ya babam birazcık şey sert. Yani o kadar şey yapan sevgisini belirleyen. Eski 90 yaşında adam Müge Hanım. Yani çok şey yapamıyoruz. Onun yani buraya geldiğinin haberin var mı? Müge seçim için arayan abla gibi. Hayır sormuyor. Sanırım hayır. Tamam abla şimdi o zaman onu kırma. Onu diyorum ben de işte onu kırmak istemiyorsun ama televizyona çıkıyorsun. Nasıl olacak? Gizli geldi. Yok. Gizli gelmedim. Ablalarım falan biliyordu. Televizyonu kapattırdınız mı? Hayır. İlk dönüş, ilk şeyde İlk başvurduğumda aileme söylemiştim. Biliyor daha bilirim falan ama evet. Sonradan beni arayınca bu sefer hiç söylemedim kimseye. Çıktı babam yani. Zaten şu an Alzheimer hastası. Allah yardım etsin abla. Zor. Yani yaşı daha da iyi, var bayağı. Daha iyi hatırlar aslında. Eskileri hatırlıyor. Şimdi sorsa daha iyi hatırlayabilir. Vallahi bir sorsan hatırlar hakikaten. Bir sor ben bari ona sorsaydım be kızım ya. Annen zamanını geçti mi acaba? Fatma Sarı. Yani bilmiyorum. O yüzden sen de çok... Sen üzmek istemedin ya. Yani. Ya hiç... Yani babam benim için çok kıymetli Müge Hanım. O yüzden... Ya onu sorsan üzüleceğini nereden biliyorsun peki Oğuz? Yani en kötü ihtimal o söylerdi diyeceğim ama... Bilemedim gerçi oradaki sizin muhabbetleri. Yani peki... sadece bir kere olsun göreyim ne halde, yaşıyor mu? Onu merak ettim sadece. Evet. Yani... Annemi. Evet. Yok babasını. Kimi? Annesini arıyor belli ki yani Müge Hanım ya. Fatma Sarı. O kadar. Sarı papatı. Evet o kadar. Çünkü yani onu hissettim yokluğunu, hissetmedim desem yalan olur ama bunu babama yansıtmadım şu ana kadar. Allah Allah. Anneni özlediğini söylemekten niye çekiniyorsun? Arkadaşlara anlatmışsın herkese. Çekinmiyor ki abla, çok çekiniyor gibi değil. Annesi okula götürüyordu, beni götüren yoktu falan diye. Evet. Niye bunları bu kadar... Ah canım benim, onun eksikliğini yaşamıştır abla. Ya tabii insan burukluğu oluyor ama ne bileyim belki de ben biraz güçlü görünmek için çocuklarım var. Yani daha şey olmak yani bilmiyorum onun da ne durum ama kötü bir durumda olmasını istemem, çok üzülürüm. Hiç... Ah canım benim vallahi billahi ya, iyi niyetli bir kıza benziyor ama yani. Tanımasam bile gerçekten üzülürüm yani. İnşallah evet. İyidir. İnşallah abla, ben de su doldurayım bir yandan chatin de müsaadesiyle. Yani belli olmaz şimdi müsaade, ona su içmemize bile laf edebilirler. Evet. Onlar genelde çünkü benim su yerine ıhlamur içmemi tercih ediyorlar. Ne söylemek istiyorsun annene? Ihlamur iç. Anne eğer beni dinliyorsan şu anda muhakkak ıhlamur iç. Özellikle 30-60 yaş arasının kesinlikle ıhlamur içmesi şart. Milano'dan selamlar. Daha kalitesi burada bile yok. Seni izliyor. Şeyma'cım iyi ki varsa. Şeyma Acet. Biz bu arada nasıl 2048 olduk lan? Galiba sağlam bir donet geliyor. Ha. Ya sağlam bir doneti kaçırdım ya da sağlam bir donet geliyor Şeyma Acet. Bir şey geliyor galiba. Galiba geliyor. 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 Amenna. Geldi. Simgesi vallahi geldi. Ben dedim geliyor diye. Hoş geldin canım benim. Dedim abi geliyor diye. Buradan tekrardan bu arada Milano'ya da selamlar. Simge sucum iyi ki varsın. Devam. Yavrum benim. Beni artık yani dansöz yaptı beni ya. Çete şey yazmış ya. Çete büyük harflerle şey almış. Kıvırt. Artık bizi dansöz yaptı ya. Vallahi billahi ya. Devam. Buraya gelsin bir kere de olsun. Yani göreyim. Bir kerelik mi?
O istemezse de çok. Yani ben o anı yaşamak istiyorum. Bilmiyorum şu an ne, yani bir şey hissedemiyorum açıkçası. Evet. Çünkü hiç yaşamamışım anneliği. Bilmiyorum, çocuklarıma bakarken özlemiyorum değil mi? Yani geçmişe gidiyorum. Ama farklı bir durum. Ah canım ablam, ah canım ablam. Derim yani onunla görüşmek ama yani bu kadar yıl sonra da yani bir sorulacak şeylerim de olur tabii ki. E tabii canım, hani bizi niye bıraktın gittin falan filan. İnsan abla hissetmez olur mu anasının babasının eksikliğini? Allah kimseyi yaşatmasın. Ben de bir anneyim. Aynı şeyi ben çocuğuma yapsam çocuğum bana ne diyecek diye biraz da korkarım açıkçası. Peki sevgili Fatma Sarı, sendeki bu ne rahatlık anasını satayım gerçekten çoluğunu çocuğunu bırakıp. Ha bir de nereye gittin, nereye kayboldun, yıllardan insanlar seni bulamıyor. Gerçi aramıyorlardı gerçi, çok da aramamışlar galiba. Ne o, benim anladığım kadarıyla anlatılanları. Bu da herhalde yıllar sonra birden böyle arayayım dedi galiba kendi içinde. Göre annem bir şey yaşamış yani. Yani öyle bir şey olmalı abla. Ya tabii daha önceden evlilik yaşamış, bırakmış. 6 aylık çünkü. Evet. Ha ben. Yani ya sen hani süt bebeğisin. Hani 6 aylık çocuğu bırakmak zor. Yani kadında bir zorluk morluk gördüyse mecbur yani uzamıştır gitmiştir oradan. Onu belki de emziriyordu annen kuvvetle muhtemel 6 Allah korusun. Aylık bebeği. Olabilir, yani bir şey yaşamış olmalı. Belki onu da artık sen de 30 yaşındasın. Hani evet. Annem de ne yaşadı diye kendi ya tabii içinde. Ki de onun da yaşadığı zorluklar vardır. Çünkü duyduğum kadarıyla... Kolay da değil yani 6 aylık bebeği bırakmak. İnsan 5 yaşındayken oyuncak bebeğini... Belli olmuyor abla, geçen gün Hatice Kübra'yı gördün işte. Hatice Kübra'yı gördün geçen gün. Bırakmıyor. Yani Hatice Kübra'nın gördüğümüz kadarıyla herhangi bir sorunu yoktu. Demek ki kadında ne yaşadı ki? Ya babası iyi, bilmem nesi iyi. Zaten ilk kocaya, o neydi ilk kocasının ismi? İsmini unuttum lavun. Hatta yani... Fırat mıydı neydi? Ona da zaten kaçmış. Oradan Öcal'a zaten kaçmış. Anlatmışsın arkadaş. Öcal'dan kim bilir nereye kaçacak? Öcal şu anda şöyle düşünüyordur. Öcal şu anda şöyle bakışlar atıyordur hala. Arkadaşlarımıza yani kadın bir evden çıkıyor, bir gidiyor yani. Evet. Değil mi? Bir problem yaşıyor sonuçta. Yani onu da anlamak lazım. Abla anlamıyoruz demedik ki zaten Müge Hanım, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamadım ki, sen bir kadını getir ona göre soracak işte kız da. Kız sanki dersin ki anasını satıp anasını suçluyor ha. Necu cümle ki varsın. Şimdi bu kadar da korkut. Oradan hakkına helal et gelemiyorum. Necu inşallah bir ya pusuya sarkmaz inşallah. İlk 97'de bırakırsam. Olmak lazım eğer bizi izliyorsa. Niye evinde mutlu olan kadın niye bebeğini alsın da kendini sokaklara atsın? Tamam işte onu sorgulayacak abla. Kadınmış kız bir şey demedi ki. Burak Bey iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Kedim de seni izliyoruz. Ha benim mi doğum günüm kutlu olsun? Benim doğum günüm değil ki. Benim doğum günüm mü bugün? Olur doğum günüm olsun. Bugün de doğum günüm olsun chat. Bunun bence babayı sevmek, babayı sevmemekle falan alakası yok ki. Ben de senin doğum gününü zannettim, kutluyorum ya. Pipi pürüsü diyor ki hayır senin doğum günün. Tamam bundan sonra 6 Kasım benim doğum günüm chat. 1 Ekim'inde bende ayrı bir yeri var mesela. 1 Ekim'inde bende çok ayrı bir yeri var. Ya Murat Palas şimdi ne alaka? Murat Palas kalktı emote atmış oraya ya. Tek satını kalktı emote atmış ya. Babası Domine'ye kadar yürüyor. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Devam edelim abla. De nereye git? Devam edelim abla. Gidecek yani. Zeus'un. Zeus'un neyi vardı? Zeus'un neyi vardı? Hani 7 çocuğunu orada bırakmış, bir tane 6 aylık çocuk var. Evet, o çok bombaydı yalnız ya. Zeus'un neyi vardı diye chat. Zeus'un neyi vardı diye mızrağı anlatmaya çalışıyor. Zeus'un mızrağı yok. Anlatmaya çalıştığı kelime de normalde şey, mızıka. Ya Cumali çok iyi bir içerikti ya. Çok iyi bir içerikti be. Mesleği yok, çalışıp para kazanacak durumu yok, gidecek evi yok. Demek ki çok ciddi bir sıkıntı yaşamış olabilir ki. Zeus'un neyi vardı? Vallahi bugün kafayı yedik galiba. Alta gibi hamarat. Hani bulunduğu yeri terk etmiş. Gözü hiç. Yani Alafitler iyi ki doğdun abi. Oğlum bugün doğum günüm. Ta öyle olsun. Bugün benim doğum günüm. Görmemiş. Ya da bugün benim doğum günüm. Aynen. YouTube'cum bugün benim doğum günüm. Yayına gelmezsen sana da yazıklar olsun. Dur kalmış. Aşağıda yorumlarda doğum günümü kutlamazsan sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Normalde 25 Mart 1993 benim doğum günüm. Amenna. Bir şeylere mecbur kalmış yani, evet. Ben de merak ettim. Belki baba gelmez ya o fıs. Anla bile mecburiyetten evlenmiş olabilir, genç çünkü. Onu da bilemem. Bu o kadar güzel değil yani Zeynep'cim. Evet baksana mesela şimdi adam 60-65 yaşlarında, kadın 30-35 yaşlarında. Yani bir de ondan önce de 4 çocuğu varmış. Evet. Yani evet. Babamla bile mecburiyetten evlenmiş olabilir. Yani bilemiyorum. Amenna. Hiçbir şey bilmediğim için ben hiçbir tarafa yani böyle şey... Sağ ol balık azoşçum canım benim. 31'e veda partisi. Yapacağız abla onu. 25 Mart 2025'te çok sağlam bir 31'e veda partisi yapacağız chat.
Düşünmüyorum. Kötü ama zaten bu saatten sonra kimseden ha, artık hesap sorulacak halimiz yok. Bakalım inşallah Spartalı. Şu an 60-65 yaşlarında olmalı. Sağ ol canım Ecrin'im. Bugün doğum günüm. Şey, kutlamak isterseniz böyle donate atarak. Tamam bugün de yolumuzu bulduk belli oldu. Bayram adlı er. Bugün de belli oldu Eskuş'um. 60 oldum mu abi? Yok 70 oldum Kardelen. Yok 70 oldum Kardelen. 60 oldum mu abi diyor. İnşallah Spartalı. Şu an 60-65 evet. yaşlarında olmalı. Başak Evcil, yarın quiz varken izlemek daha zevkli. İnşallah çok güzel geçecek gülüm benim. Hissettim. Öyle bir his geldi bana. Bayram adlı erkek kardeşi olan Fatma Sarı'yı... Aşkusum diyor ya. ...arıyoruz. Elimizde bu fotoğraf da var. Fatma Sarı'yı görenler, bilenler, bu fotoğrafından tanıyanlar... Şimdi Isparta'da izleyicilerim, çok Isparta'da izleyicimiz var biliyorsunuz. Selam söyleyelim. Bütün Isparta'ya buradan selamlar. Verelim buradan onlara. Isparta'da izleyicilerimiz birbirlerine telefon trafiğine başlamışlardır bile. Evet. Bu bizim Fatma mı diye. Bu sizin Fatma ise lütfen bizi haberdar edin. Fatma abla da yani anasını satayım dediğim gibi çok da değişmemiştir gibi geldi bana. Kızı annesini arıyor. İnşallah güzel bir kavuşturma yaparız. Ulaşalım bir Fatma ablaya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen iki sene de benzemiyorsun ha. İnşallah. Sarılırsınız birbirinize. Efendim. Evet Burak Bey. Abi sonraki doğum gününü kutlu olsun şimdiden. Canım benim bir dahaki de 7 Kasım. Bu arada ah benim gene güzel bir kızım var aramızda. O da 26. Bunu izledik zaten abla. Bunu izledik. Hemen mevzuya devam edeceğiz şuradan chat. Hemen şuradan devam edeceğiz mevzuya. Bunu izledik abla. 0212 354 4325. Evet. Zaten baktık o da YouTube'a gelecek. Zeliş Ege. Tamer'in mamelerin boyunca seni izledim. Beni hep güldürdün. Şimdi oğlum iki aylık geceleri hala izleyip gülüyorum. İyi ki varsın, iyi yayınlar. Ya canımsın benim Zeliş Ege'cim. Kokulu öpücükler. Bu de bugün arkadaşlar bana bir mesaj geldi. 639. Bir mesaj geldi, ben onu unuttum, size söyleyecektim ya. Ona da buradan selamlar arkadaşlar. Tamer'im demiş bu arada sağ olsun arkadaşlar. Asosyal Otako. Hamileliğim sürecinde belki de o sensin diyeceğim ama Zeliş Ege sen misin değil misin bilmiyorum. Hamileliğim süresince seni izledim. Şimdi çocuğum aynı sana benzedi. Kocam diyor ki demiş inşallah gülüşü de ileride ona benzemez. Gülüşü mü demiş, bir şey demiş ama. 42-63 639. Vallahi billahi enişteye de buradan selamlar. Allah sağlıkla büyütmenizi nasip etsin inşallah. Siz gülmeyin chat ya, gülmeyin ya. Haklı diyen var ya. Ceren'cim aleyküm selam. Ya tahta kokuyor ya. 50-17. Hot halelkomcum inşallah canım benim. Enişteye de buradan selamlar. Ya moderatörün gülüşe bak ya. Moderatör böyle gülüyor ya. Vallahi billahi ya. Moderatör böyle gülüyor anasını satayım ya. Nerede o? Nerede o? Moderatör şöyle gülmüş ya. Gel abla, ver abla coşkuyu, ver. Ulan! Moderatör şöyle gülmüş ya. Moderatör aga aga diye gülmüş ya. Vallahi billahi ya. Evet Ayşe Nurcuğum, anneni buldum. Aga 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 aga. Evet Ayşe Nurcuğum, anneni buldum. Kızın Ayşe. Ya geldi. Aga 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 aga. Adın Isparta'da mıymış? Mikrofon mu göğe zigar? Geldi geldi bu arada Esi. Vallahi buldum. Bir alo de. Geldi bir moral alkışı. Alo. Bakalım. Alo. Ay teyze öyle bir geldi ki sanki dersin ki Arasat'ın mecburiyetten ayrı kaldın kızından ya. Ya bunlar da hastayım ya. Öyle bir geldi. Yavrum Ayşem. Ne yavrum Ayşem? Vallahi yıllarca görmemişsin ya. Geçtik yavrum. Kızım Ahmet Çakar ben. Şimdi Müge Hanım diyecek ya. Konuşsana kızım. Alo. Şu an Ayşenur dondu kaldı. Fatmacığım günaydın, günaydın. Tamam Allah razı olsun. Baksana çok güzel bir kız buldum sabah kahvaltına. Hadi gel iyisin vallahi billahi. Ha? Hazır kendi kendini okutmuş, kendi kendini büyütmüş çocuk. Ne güzel abla. Tuğba yeni geldim abi, ne demişler, geç olsun güç olmasın, hoş geldin bebi. Doğumdan beri yayına gelmiyordum, mesajımı okursun belki diye geldim, okudum, teşekkürler. Sen miydin o? Vallahi sendin o. Evet o sendin. Yenge o sendin yenge. Hatta mesajda da yazmıştın. Doğru, enişteye de buradan çok selamlar, saygılar, amen hürmetler. Allah sağlıkla büyütmeyi, vatana millete hayırlı bir evlat büyütmeyi nasip etsin inşallah. Çok çok öpüyorum sizi. Canım benim, iyi ki varsınız. Kız niye çıktığını bilmiyor bence. Yo aslında bence biliyor. Herkesin varlığını beraber. Ay canım benim. Merhaba de Ayşenur biraz. Ayşenur bu kadar beklemiyordu. Ayşenur aslında o kadar konuşkan ki ama böyle dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemez ki insan abla ya. Ne desin şimdi mesela, ilk cümle ne olabilir mesela? Ayşenur kalk biraz, canlan biraz.
Hadi ilk defa annenin sesini duyuyorsun. 6 aylık bebekken ayrılmıştınız. Evet, hiç tanımıyorum ya, şok oldum. Bu kadar çabuk da hiç beklemiyordum. Canım benim. Canım benim. Alo. Ne desin oğlum, insan şok getirir. Ben de bir şey söyleyemez ki insan yani. Eci Galko. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim yavrum, komşudayım. 31'in sonu eriyor. Yavaş yavaş. Ya kaldı yarısı. Tanıdığına bakar da kendi babamına gördüm. Kendi gördüm. Tanıdın mı beni? Beni tanıdın mı? Tanıyamadım yavrum sen. Tanıyamadım mı diyor. Ne diyor? Tanıyamadım diyor bir de. Rezalet ya. Patlatalı değil de ben de bu benim dedim. Evet. Ha. İşte ondan bir bu karşı aydınlarına da ben koltuklarım karışıyor. Nerede yaşıyoruz? Ben de anlayamadım. Ben de anlayamıyorum ki. Teyze sen bir çık bir gel Allah'ını seversen Fatma yallah ol. Isparta'da mı yaşıyorsun? Isparta'da oğlumun yanındayım kızım. Oğlum var. Bir daha evlilik yaptın değil mi? Oğlum bir de abla sen de kurbanım sana artık ama yani. Vallahi bir de Fatma abla sen de ya. Evet yavrum. Fatma abla da artık da. Bir tane de erkek kardeşim var. Maşallah tabii herkesin kendi şeyi, bir şey diyemem de kadın da yani bildiğin mayoz bölünme yapmış artık chat. Hani biyoloji şey yaptık ya oradan kaldı. Cener. Evet onu duymuştum okula yazılırken dayımlar beni, babam o zaman görüşmüştü. Evet. Dayımla okula yazdırmak için çünkü anne olmayınca bir ara sıkıntı oldu o sanırsam. Öyle dayım da hiç hatırlamıyorum yüz olarak yani orada gördüğüm eşini falan da ama bilmiyorum. Evet. Fatma Hanımcığım. Ah oh, canım ablam benim ya. Fatma abla sen bir çık gel biliyorsun ya. Niye kaçtın abla peki? Var mı bir sebebi yani? Evet. Hayatım bak ha? Kızın... Onu sorsak abla. 6 aylık bir bebekken bırakmışsın gitmişsin. Beni neden bıraktı diyor. İşte babası nikah kıymadı. Onun çocuklarda huzur vermedi. Onun yine huzur vermeyince onun adresine dayanamadım. 4 sene çocuğa dayandım. Onun adresine dayanamadım. Taş getirdim. Araya kaynattı ya. Araya kaynattı. Hadi bari öyle araya kaynattı ya Nisa'yı. Vallahi Melike'ye selamlar canım benim. Melike'cim selamlar Caniko. Araya kaynattı bildiğin ya. Kıymadı. Onun çocukları huzur vermedi. Onun yine... Huzur vermeyin. Onun adresine dayanamadım. 4 sene çocuğa dayandım. Onun adresine dayanamadım. Peki dur bakayım altyazı yok mu demiş. Hakikaten bir altyazıyı açalım bakalım. Taş git. Dur bakayım. Yerim, babası nikah kıymadı. Onun çocukları huzur vermedi. Onun yine huzur vermeyince. Huzur vermeyince. Onun adresine dayanamadım. 4 sene. Onun adresine dayanamadım. O 4 sene. Çocuğa dayandım. Onun adresine dayanamadım. Taş geçirdim. Taş geçirdim. Bir dakika şimdi biz bu söylediklerinden tek bir şey anladım. Babası... Abla babası galiba şey sıkıntılı bir tipmiş. Bana nikah kıymadı ya anladım. Geri kalanı vallahi anlamadım Fatmacığım ya. Babası nikah kıymadı sonra ne oldu? Evet. Taş geçirdi. Taş geçirdi. Huzur vermeyince ortanca olan Zilof yanlış bir de çok beni dövdü. Ortanca oğlum eşinin dövdü seni. Evet Allah için alt yazı eksin. Bir ekledim ben ama yani anladığımız kadarıyla. İşte Ivy Galko'nun yazdığı gibi arkadaşlar galiba bir... Arapça bir şey geldi. Nikahta kıymayınca, huzur vermeyince sen de gitmek durumunda mı kaldın? Evet, Arapça yazanlar şu anda komple time atıyor. atmayın. Kaldırın time atlarını. Atmayın. Atmayın, merhamet edin. Merhamet edin moderatörler. Merhamet edin ya. Evet, merhamet edin. Vermeyince sen de gitmek durumunda mı kaldın? Sağ olsun Sulaş'ım. Evet, eline sağlık. Okey. Şu anda YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses görüntüyü... Evet. Abladın adam vazgeçmezdi. Hüseyin bana bakıyor adamdan. Onlar Hüseyin'den huzur vermedi. Hayır niye o üvey oğlan sana şiddet gösteriyor? Evde miydi o da? O da mı sizinle yaşıyordu? Heee tamam o zaman abla biz yani senin tahmin ettiğin gibiymiş Müge Hanım. Bizim birimiz de bir odalı yer vardı oraya da kiradan taşındı geldi. Huzur vermediler. Hı. Kiradan taşınıp sizin oraya geldiler huzur vermediler. Hı. Tamam senin tahmin ettiğin gibiymiş abla. Hani diğer karısından olan çocuklar gelip bu kadına da huzursuzluk çıkarmışlar da. Herkesin kendi hayatı yani bilmiyorum. Hı. Ya oturup konuşulması gerekecek şeyler yani eskilerle şey olmaz. Ama kötü abla şimdi eğer yaşadığı durum öyleyse kötü. Ya o kadın da muhtemelen zaten hani ilk evliliğinde de sıkıntılı şeyler yaşıyordu. Zaten herhalde çocuk gelindir illaki Allah korusun. İnşallah çağımızda günümüzde böyle şeyler inşallah yoktur, denetleniyordur, önüne geçilir. Muhtemelen öyledir. İkinci eşe kaçmıştır 30 yaşında da. 30 yaşında hani birazcık huzuru bulurum diye. Onda da aynı şeyleri yaşayınca 3'e kaçmıştır. Üçüncü de durum ne abla?
Bir görmek isterim ama yani aynı. Ondan da bir tane oğlu var galiba. İzin veriyorsa yeni bir hayat kurmuş sonuçta. Herkesin kendi bir hayatı var. Yani bir şey de diyemem. Eşi vefat etmiş. Sonra yeni bu üçüncü eşiniz de mi vefat mı etti? Vefat mı etti o da abla? Hiçbir çocuğunu mu aramamış? Onu da merak ediyorum. Sonra yeni evlilik... Ne diyor? Aha! Orada bir şey oldu galiba. Hiçbir çocuğunu mu aramamış? Aa, Alişko'yu hatırlatıyor abi. Onu da merak ediyorum. Sonra yeni evlilik... Marka televizyonda bakıyor ne aradan sana. Kuzum benim. Ah canım teyzem benim. Vallahi Fatma Sarı ya. Ayşem diyor ya. Ne güzel abla 30 yaşında bebeğin oldu. Televizyonda görüyor ya. Ayrıca bakıyorum ben. Yani senin bunu doğurduğun yaşta tekrardan bununla karşılaşıyorsun. Ekran evet. Tuhaf. Şimdi eşiniz vefat mı etti şimdiki eşine? Öldü mü abla yeni eşin? Şimdi duyamayın onları da. Duyamayan mı? Eşiniz de vefat mı etti? Galiba bizi çok duyamıyor değil mi Fatma Hanım? Dur abla üst üste konuşma da şunu bir öğrenelim artık. Yeni eş de oldu abla vefat mı etti? Bak bu arada dayı... Alo. Telefon attığımızdaymış Bayram Bey. Bayram. Evet babamla görüşüyormuş o. Ben... Bayram Bey günaydın. Günaydın Bayram. Bayram, bayram, bayram. Benim adım Bayram, bayram. Alo. Günaydın. Kusura bakmayın ben şu an... Günaydın. Ben... O zaman bekar kızı var. Alo Fitler. Annesi incelenmesi lazım. Eli değdiği yer... Geldiniz buraya. Görüşüyor muydunuz? Babam yani geliyormuş örnek mahallesinde biz otururken. Hayır senin insanlar sana bağlandılar. Nedir bu tavrın anlamıyorum. Annen de evden kaçmış. Ya Müge Hanım senin bu tavrın nedir? Anasını satayım çıldıracağım. Kız ne yapsın ben anlamıyorum ki seni bugün ya. Ya Müge Hanım bazen böyle heyheylerin geliyor ha. Hakikaten heyheylerin geliyor ya. Abim böyle böyle. Mesela bu bölümde arkadaşlar şey. Şu diğer kız var ya bak şu altta gördüğünüz kız var ya altta gördüğünüz kız. Onun da olduğu bölüm. Yani o kıza da abuk sabuk davranıyordu. Yaptı diyor sen şimdi. Abla bu delirtiyor. Bazı bölümler beni delirtiyor ya. Abini savunmak için kadına böyle yapamazsın ki yani. Kadın da sana derdini anlatıyor. 6 aylık kucağında bebekle kadın dışarı kaçmış. Sen de bunları biliyorsun. Abla sen niye buraya mağdur olarak gelen insanları daha da mağdur ediyorsun? Kadın buraya, kız buraya mağdur olarak geliyor. Annem yıllar önce kaçmış onu bulun diyor. Şimdi ne yapsın kadın ben anlamadım ki. Ona... Yani şey, gelen kadın. Yani şimdi kötü... İrem Bilavcım hoş geldin bebi. Olmamak için ama bunu nerede yapamayız ki? Olmamak... Hayır, anneni de bir dinleyeceksin bakalım. Kadın da niye 6 aylık bebeğiyle o evi terk etmiş gitmiş? Onu... Tamam da abla yani anasını satayım. Tamam anladık. Kadın bir şey mi dedi yani ben anlamadım ki. Bunu da bir dinleyelim. Neyi dinleyelim? Dinliyoruz zaten bir şey mi dedi anasını satayım? Kız bir şey mi dedi? Hayır kız bir şey demedi ki. Değil mi öyle değil mi yani onun da bir nedeni yok mu yani o kadın da o evi terk etmesinin? Her şey dört dörtlüktü. Baban ona dört dörtlük davranıyordu da. Niye hani... tamam bir şey mi dedi kız? Alıp seni evden dışarı çıkıyor hatta seni sokakta birilerine vermeye falan çalışmış kadın. Yani çöpçüye yabancı birine çalışmış. Göre değil de yabancı biriyle konuştu gibi değil de öz annenle ve öz dayınla konuştu. Ama şu an onu ise yani tabii ki de çok yokluğunu aradım ama. Tamam Rahmi amca aynen doğru söylüyorsun. Sen 30 yıl anneni görmezsen aynı böyle samimi bir şekilde konuşursun. Ya oğlum siz şaka mısınız ya? Ya bir de bu Müge Anlı'nın yalakaları beni ayrı bitiriyor ha. Müge Anlı'nın yalakaları beni ayrı bitiriyor. Rahmi amca merhamet et gözünü seveyim ya. Merhamet et ya. Bilmiyorum. Ya şey Weird NL'de metal öyle kolay iş mi ya? Yani o... Bir hatırlarını sor. Hakikaten öyle kolay iş mi anne babam ne yazdırdı ya? Yani böyle duruyorsun duruyorsun. Hakikaten şaka gibiler ya. Duruyorsun yani bir yakınlık göster. Bir çaba sarf edildi Müge Hanım tarafından. Hayır ben de şunu anlamıyorum. Derhal hem annem bulundu hem dayım bulundu. Tamam ne yapsın kız ne yapsın anlamadım ki oğlum ne yapsın yani. Ama sen erkek ne annenin ne dayının bulunmasıyla ilgili bir sevinç göstermedin. Ne bir de öyle bir reaksiyon mu? Aa dayım gelmiş aa falan böyle bir şey mi yapmasını bekliyorsun? Ne istiyorsun anlamadım ki ya. Hakikaten sinirleniyorum Rahmi amca ya. Bir işten merhaba etmedin. Annen de anlatacak kızım ne yaşadıklarını ya. Yani. Herkes sonuçta ne yaşadıysa, eğer abin de bir şey yaptıysa, abin de onun sorumluluğunu yaşayacak üzerine anlatabilirim. O da taşıyacak onun sorumluluğunu. Tamam anlatıyor yani anasını satayım. Yani hani şey de düşünüyorum yani. Ya düşünüyorum tamam kadına da hak verdim ben zaten bir şey demedim. Eğer öyle bir şey yaşadıysa öyle kolay değil. Hani şeyde yokum chat. Hani 6 aylık kızınızı terk edemez. Yani bazı insanlar o kadar kötü şeyler yaşar ki hani çoluk çocuk dinlemez arkada. Terk eder gider ya demek istemiyorum ama öyle oluyor bazen de hayatın gerçeği şimdi ama kız da bir şey demedi zaten. Sen annesiz büyüdün. Herkes bir şekilde büyütmüş zaten anneli. Evlenmiş etmiş falan. Annesiz büyüyen sensin. Yalnız kalan sensin. Bu kadın gidip bak başka biriyle evlenmiş. Bir onu da dinlemek gerekmiyor mu? Tabii. Tabii ki ben ona şey yapmıyorum ama dediğim gibi biraz da heyecandan galiba. Anladım. Bu kadar Bayram çabuk Bey. Bulunması falan da beni şaşırttı. Hadi şimdi heyecanı atıyorsun. Biz de öyle. Bayram Beyciğim günaydın. Merhaba et bakalım. Günaydın buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ya, Rahmi amca dur gözünü seveyim ya. Vallahi merhaba. Hoş bulduk. Alo ben müsaade ederseniz bir olayları kısa bir özetleyebilir miyim size? Buyurun. Tabii abla ünlem özet. Şimdi
ablam ilk eşinden ayrıldıktan sonra köyde yaşıyordu. Ben bunu yanıma aldım. Ben devlet memuruyum. Evet, bir yandan da Hugo oynuyor. Evet, dörde basalım. Sarmaşıklardan zıplayalım Hugo. Yanıma aldım. Yanımda dururken bu bir hastanede, bir kamu kuruluşunda temizlik işlerinde çalışmaya başladı. Evet, Allah yardımcısı olsun. Sonra bizim yanımızda bir odalı bir yerde ben kirada oturuyordum. Bizim yanımızdan bir ev bulduğunu söyledi. Bir odalı yerde kirada. Evet, komşulara yardım etti. Bizler beraber taşıdık buraya. Evet. Sonra belli bir süre sonra bir kişinin buna talip olduğunu, evlenmek istediğini söyledi. Tabii ben sonuçta benden... İlk eşinin talip olduğunu, tamam, evlenmek istediğini, tamam. 10 yaş büyük kadın. Ablasının kendi tercihindir, iyidir, hoştur ama istediklerini evlen, istersen... sen bilirsin dedim. Evet. Tamam dediler. Sonradan bir... Bayram Bey, sen anlattıktan sonra benim kafam daha çok karıştı ya. Özet yerine bu çok... Vallahi bile nereden başladın anasını satayım? Diler. Hatta bizim kendi köylümüzden bir kişiyle birlikte konuşuldu. Evet. Bunlar evlendi. Nikah falan kıyacaklar. Kıymadılar sonradan. Sonra bu çocuk oldu. Ondan sonra milattan önce 1500 yılında Hazreti İsa... Evet. Ben tarihe girdik galiba. Evet hocam. Biz 9... bir seneye yakın beraber yaşadılar bunlar. Ama... O çocuktan sonra birkaç ay içinde bir baktım, bir haber geldi. Bunun ablamı, o kızları, oğlu dövmüşler. Hatta ben de kapının arkasına şey ettim, kendimi korudum, bana da saldıracaklar. Neyse, ablamı aldım. Saldırı mı? Evet. Ablamı aldıktan sonra eve getirdim. Baktım ablamı zaten psikolojik olarak ilaç kullanıyordu sürekli. Yani nasıl anlatsam size, psikolojik olarak rahatsızlığından dolayı ilaç kullanıyordu. Evet hocam. Sonradan baktım ki olmayacak, anlamayacak, kendisine şeylik tekrar köye gönderdim annemin yanına. İlk Parti Devlet Hastanesi'nde belli bir tedavi gördükten sonra... Sürpriz. Parmak emercim, çok teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı buna, biliyor musun? Parmak emeri 31. Yemin ederim o kadar doğru bir anda geldi ki, çünkü yani hipnotize olmuştum gerçekten herifin anlattığını. Çok teşekkür ederim abonun için. Kokulu öpücük. Ben bir talip çıktı ve evlendim. Bu arada chat 2-2-2-2-2-2 olmuşuz. Vallahi bile bu da bir tesadüf olamaz yani, devam. Ondan sonra bir çocuğu oldu ve ilk son eşinde vefat etti. Yani şu burada gerçekten o çocuğu bırakmak istemedi ablamın ama bir an öyle bir kavga oldu. Dövmüşler, gittiğimde zaten ağzımda yüzümde kanlar vardı. Hatta ben o zaman tek başımayım. Kadın da bir zorluk yaşamış herhalde yani öyle. Yani kadın da herhalde tek başına çocuğu alıp gitmek kolay gelmemiş herhalde. Baktım ki bana da saldıracaklar. Sonra ben ya baktım ki benim yanımda da olmayacak. Zaten bilmiyorum yani, mesela neydi, Ayşegül müydü, Ayşenur muydu? Mesela senin annenle mi kalman daha iyiydi, babanla mı kalman daha iyiydi bilemedim. Annenin şartları birazcık daha zor gibi gözüküyor. Hani babanın maddi durumu falan da iyi gibi gözüküyor. Bilmiyorum, tam emin değilim ama hani bu kadar 10 tane 20 tane çocuğu varsa. Ablacığım o zaman dedim annenin bir yanına sizi göndereyim. Ki zaten sen babandan da memnunsun. Bu şekilde. Tekrar aldınız kardeşinizi. Merhaba demek istiyor musun dayına? Bak dayın da anlatıyor, ağzı burnu kanlar içinde geldi annesi diyor. Abileri ablaları dövmüşler diyor. Evet. Yani bilmiyorum, onları da öyle insanlar değil. Anladım. O yüzden ama... Ha, sen de şeydesin abla sen. Yani kendi şu anda birlikte doğup büyüdüğün insanları da tabii ki satmak istemiyorsun yani. Onlar saldırmaz diyor bu da. Yani olabilir de, sorunlar da olabilir. Ama yine de görmek isterim annemi. Bir şey demiyor abla, kız bir şey demiyor ki anasını satayım. Kız şimdi birlikte büyümüş. Aa, benim abilerim gerçekten bunu nasıl dövdü falan mı diyecek? Kız da diyor ki olmamıştır diyor. Öyle insanlar değil diyor artık. Anlıyorum. Bir görüşmek. Gene Müge Hanım çünkü bir boomerlık yapacak gibi hissediyorum. Şu anda gerildim ha. Bak gene bir ters hareketler yapacak belli ha. Belli, çok belli ya. Bak resmen şu anda şarj ediyor kendini. Allah kahretsin. Vallahi sinirleneceğim ha. Bak Müge Hanım, bak sakin ol. Bak vallahi çok gerildim ya. Hayatımda izlediğim en gergin sahne ya. Bir şey geliyor ya. Abi YouTube'dan geldim, sen yalan söylüyorsun. Sen zaten buradaydın. Allah cezanı vermesin. Ben seni tanıyorum. Çok gerildim ya. Amenna. Çok gerildim ya Nisa'yız. Çok gerildim ya. He? Çmek. Ay ölüm sessizliği ya. Oğuzhan ve Gizem aleykümselam, ölüm sessizliği. Amenna. Ben hiç senin gibi değilim ya. Aslıcım iyi ki vallahi geldi. Vallahi geldi. Hoş geldin canım benim, kardeşine buradan selamlar. Kokulu öpücükler, çok güzel geçer inşallah. Geldi. Vallahi izlenmiş geldi. Ben hiç senin gibi değilim ya. Ben hiç kimseye... sadece yakınım olduğu için hiçbir sevgi bağı hissetmiyorum mesela. Yani
Benim akrabam, sevmek zorundayım ama hiç öyle bir durumum yok. Ya da akrabam değil, hani normal arkadaşım akrabamdan daha öte olabilir, çok sevebilirim. Ben hiç hayata öyle bakmam, ben insanları dinlerim. Müge Hanım sen, o zaman şöyle yaparsın sen Müge Hanım. Sen şöyle yaparsın. Amenna. Mesela kaç yaşındasın? Leyla'cığım iyi ki varsın, doğum günümmüş diye haber. Yok öyle bir şey Allah, 31 yaş 8 aydım ha, o doğru. Mesela sen Müge Hanım şöyle yapar chat. Siz mesela 40 yaşında mısınız? 40 yaşınıza kadar birlikte büyüdüğünüz abileriniz, babanız, ablalarınız falan, abilerinizle, ablalarınızla, babanızla falan gayet iyi anlaşmışsınızdır. Sıkıntı yoktur. Amenna. Gayet iyisinizdir. Huzur içinde büyümüşsünüzdür. Bir de sizi terk eden bir anneniz vardır ortada. Anneniz 40 yıl sonra çıkar der ki, işte senin bu huzur içinde büyüdüğün, alofitlercim iyi ki varsın, huzur içinde büyüdüğün ailen bana zamanında böyle şeyler yaptı. Yani birden sen onlara düşman olursun mesela. Bu böyle bir şey değil ki. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Tamam, bu insanlar dünyanın en berbat insanları olabilir arkadaşlar. Yani ama kimse birden birlikte büyüdüğü abilerini, birlikte büyüdüğü babasını, yani ona karşı satmaz bencesi. Bencesi yani. Sonuçta eğer sana zararı varsa zaten olayları, ben kendi kararımı verebilirim yani. Ben zaten o yaştayım. Bak sana da annen seni dilenciye verdi demişler. Bak sana böyle anlatmışlar. Anne seni dilenciye bıraktı gitti diye anlatmışlar. Dayı diyor ki geldiğinde ağzı burnu kan içindeydi diyor. Abla tamam, bak dediğim gibi zaten bu Fatma Sarı ve kızın dayısı Bayram Bey haklı olabilir. Yani Fatma Sarı'nın şeyi hakikaten yani bir şiddet görmüştür. Bunun abileri, bunun babası, o 60 yaşındaki babası zaten evlilik de bir tuhaf. 30 yaş farklı evlilik. O da tuhaf. Eyvallah, ama mesela hani kız onlarla büyümüş. Herhangi bir sıkıntı yaşamamış. Şimdi hani o bizim gibi düşman gözüyle bakamaz ki. Bakabilir mi chat? Allah aşkına şimdi eğri oturun, doğru konuşun chat. Tamam eyvallah, biz de biliyorsunuz arkadaşlar böyle şeylere çok karşıyız ama bir de hayatın gerçekliği var. Onlarla büyümüş, yetişmiş. Nasıl baksın? Şimdi mesela hani birden aa ben ona düşman oldum, annemle beraberim demez ki. Neden seni dilenciye bırakmak istediğini söylediler sana şimdi. Bir oturacaksın kendi kafanda, bir tartacaksın yani, anlatabiliyor muyum? Yani onu tart ki ona da geri davran. Ama sana belki de bütün bu şeylerin dışında, bütün bu olayların dışında bambaşka biriyle tanıştırayım seni. Bir erkek kardeşim var. İsmi de Şükrü. Aa Şükrü. Şükrü gel abla. O da telefon attığımızda. Bir alo de. Ya Muspalas. Buradan Muspalas sana sesleniyorum bak. Dua et moderatörümüz seni banlamıyor. İki oldu. Lütfen Muspalas. Lütfen içeriye odaklanırsan sevinirim. En son ban yiyeceksin çünkü. Koş Şükrü. Yürü Şükrü. Sikerip al. Kim var? İsmi de Şükrü. Ve o da telefon attığımızda. Bir alo de. Evet. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Şükrü? Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla sizleri annemden ötürü tanıyorduk, yapıyorduk. Ya anlatıyor muydu beni? Evet, annemin anlattığı kadarıyla 60 diyorduk. Anlatıyor muydu? Abla şimdi yani kız ne yapsın mesela? Ya kız da bana çok da makul tepkiler veriyor ha. Çok da makul tepkiler veriyor. Tabii yani. Hakikaten kızı çıktığında pişman etti ya. Kıvırcık kız hiç sorma ya. Halimeciğim aleyküm selam gülüm. Hani yüzün yüzü kim olduğunuzu bilmeniz için ben başka babadan Isparta'da yaşadığım için yani memnun oldum. Hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Müge Hanım'ın ve dayımın anlattıkları ve biraz önce konuştukları kadarıyla tepkin biraz kötü. Bu kadın senin için felç geçirdi. Bu kadın çok sıkıntı yaşadı. Allah Allah, çıldıracağım şimdi anasını satayım. Ulan biz bir kız mı? Allah Allah. Oğlum siz sapık mısınız lan? Mahsus mu yapıyorsunuz? Şaka mısınız şu anda ya? Ben kendim. Ulan ne yaptı ya kız? Domalanın kökü. Ne yaptı ya anasını satayım Dafi? Annemden annelik göremedim. Ben sana onu söyleyeyim. Çünkü sizin acımızdan dolayı bize pek bir şey gösteremedi. Ulan bizim acımızdan da kızın ne suçu var? Aa hakikaten delireceğim ha. Vallahi bir manyak mısınız ya? Hakikaten esmisin dediği gibi erkek kardeşi terörist mi lan başladı diyor. Doğru söylüyor. Selam verdik borsun çıktık anasını satayım. Kızım bulmasaydın daha iyiydi ya. Vallahi bulmasaydın daha iyiydi bunları ya. Ben bulmacasını yani 28 yıldır yaşıyorum. Benim eliniz öper 9 yaşında oğlum var. Ama bizim de, bizi de biliyordu nerede olduğumuzu. Bir kere yani ben de çok zorluklar yaşadım. Yani kızın ne suçu var? Annem bir kere sormadı. Sonuçta biz senelerce orada yaşadık. Kalkıp oraya gitse bizi rahatlıkla bulabilirdi Müge Hanım. Babamın her yani şeyi belliydi. İnsan yani bekliyor. Ben sonuçta çocuktum, ufacıktım. Evet. Ben çok zorluklar atlattım. Benim iki çocuğum oldu. Ulan kız suçlu çıktı ya. Kızı suçlu çıkardılar. İnanılmaz ya. Yani ben de zorluklar yaşadım. Annesiz olmak çok zor. Sen de haklısın. Yani duygumda ne yaşandıysa zaten şey olan sanır olmaz. Ben demiyorum ki sorunları olmamıştır. Tabii ki de bir insan ben evladımı bırakabilir miyim? Olmuş olabilir. Ama bir evlat da hani beni bıraktın anne gözüyle de bakabilir. Allah bırakamam Allah tabii ki de. Mesela chatteki bazı arkadaşlar Kızıl Goncalar Mira demiş. O öyle değil ama. Kızıl Goncalar Mira o hani
Hani onu öldü zannedip bırakıyorlar. Onu öldü zannedip onun yani onun trip atması anormal. Bu mesela trip atsa normal. Bu trip atsa normal mesela bununki. Benim... Ve bu trip de atmıyor farkında mısınız? Trip de atmıyor gayet de 10 numara bir insan yani. Yani her şeyim ya... Amenna. Ya ölü direkt yani hatta Little Miss aynen öyle. Hatta ölü yani sonradan canlanıyor falan filan o dizide mesela. Joseph Stalin'cim iyi ki varsın. Kim o? Bu arada kim o? Alof Hitler mi? Çok şaşırdım bu kadar çabuk bulunmasına ama sonuçta bizi biliyordu. Yani yerimizi biliyordu. Bir kere arayabilirdi dayım. Evet, bütün faşistler şu anda arkadaşlar donetti. Müge Hanım biraz daha sen de gelirsin. Ya şu anda bu yaptığın ağır faşistlik bu arada. Daha önce galiba diyor ki, Şükrü de diyor ki yani daha önceki benim abi ve ablalarıma olan üzüntüsünden dolayı Şükrü annem hastalandı ve aslında ben de yeterince anne sevgisi görmedim diyor. Biz bir ara duymuş. Abi çıldıracağım. Oğlum ben mi yaptım? Benim bir yetkim var mı? E ne yapayım arasını sen? Bizim haberimiz yok. Kızın haberi yok. Kız adı şey annesi orada kendi kendine tribe girmiş. Yok efendime söyleyeyim onların üzüntüsünden bize bakamadı falan filan. Ulan kızın haberi yok. Kız ne yapsın? Yani felç geçirdiğini duymuştum ben. Okula gittiğim zaman. Ya Nisa Hanım'ın dediği gibi en azından yanındaymış yani. Zamanlarda ama diyorum ya tanımıyorum. Ben çocukken ne kadar adım atabilirim, ne yapabilirim? Birazcık kendi ayaklarımın üzerinde... Ecrin, yapmayacaksa doğurmasaydı kızın nasıl suçu olabilir? Yani. Durmaya... Bak ben mesela onu da demiyorum biliyor musun Ecrin? Olabilir. Hani derim ki mesela hani evde şiddet görmüştür falan filan anlattıkları doğrudur. Gitmiştir. Hani onu da hani artık yani o kadının makul bir sebebi vardır. Ona da bir şey demiyorum da kızı suçlu çıkarmayın. Başladım, çalıştım ve sonra evlendim. Çoluğum çocuğum oldu. Yani anca yani ben de isterim onları tabii ki de görüp tanıyabilmek. Yani şu da çok kötü. Annen altımızda. Fatma Hanım. Ne? Alo. Kızına kavuşmak istiyor musun? İstemez miyim? Yani telefonda. Niye kavuşsaydın o zaman vallahi billahi yani yıllar sonra kavuşsaydın bari 10 yıl 20 yıl sonra 30 yaşına gelmiş daha ya. Kusura bakmayın da abla. Karşısında televizyon gözünün yaşını siliyorum ben. Ha Müge Hanım ne kadar ponçik sırıtıyorsun ne kadar tatlı değil mi Fatma Sarı? Vallahi ne kadar tatlı bir insan kızını terk etmiş. Televizyon. Ulan hadi ilk anda terk etti 5 yıl 10 yıl 30 yıl chat ya 30 yıl geçmiş. Hiç mi gerçekten kızını aramadı? Aramamış ki kızını. Eski dostum Joseph. Karşısında gözünün yaşını siliyorum ben diyor. Evet. Ayşenur çok şey onurlu bir kız. Böyle hani annesi onu isteyecek mi, istemeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi o duyguları yaşıyor aslında. Herkes seni istiyor. Onu bir dinlemek lazım yani. Onun da ne yaşadığını. Ya ben ona neyi istiyor Allah? Abi sen kafayı mı yedin? Zaten kız ailesini kurmuş, çoluğu çocuğu var. Çoluğa çocuğa karışmış. İstesen olur, istemesen olur. Kızın tek amacı kadını bulmaktı zaten ya. Göstermiyorum. Kızın erkek versiyonu. Aynısı bu arada vallahi ya Zeyn. Tabii ki de diyorum ama hepsi evliymiş zaten abilerimin. Onunla tabii ki de sorunlar yaşayabilir. Bir de gencecik kadın. Geldik en sona görüşürüz bebi. Kendinden kaç yaş büyük biriyle evlenmiş. Belki de hiç istemeyerek evlendi. E söylüyor zaten kız bunu söylüyor. Kız bunu söylüyor zaten kız. Empati kuruyor annesiyle. Yani bir evlada göre çok arkadaşlar empati kur... Yani bak en... Böyle duyarlı insan bile kendi annesi böyle bir şey yapınca illaki bir tribi olur bir şeyi olur. Kız onun tribini atmıyor bile. Belki de mecbur kaldı. Amin ya tabii ki benim zaten ablalarım da bunu diyor. Diyor yani o çocuk kızı suçladı ya. Ha onu diyorum ben de işte. O kadar genç bir kadın tanışmış. Onlar da şok olmuş. Çünkü ya bir sene olmuş ya iki sene anneleri vefat etmiş. Pat hemen şey alıyorlar. Onlar ben... onu kabul etmek istiyorlar. Anne vefat edince de çocuklar da eve yeni gelen birini kabul etmek istemiyorlar. Yani ben... aslında herkes kendine göre haklı baktığın zaman. Ama işte olan sana oluyor. Olan hep çocuklar oluyor zaten. Ya, başka da kimseye olmuyor yani. Ya hala çocuklar oluyor olan anasını. Sen de mesela olanı çocuklara ediyorsun hala. Getirir inşallah. Gene bak gene vallahi gerildim şimdi ya. Gene gerildim ya. Şu sırıtışın altında var ya bir gerginlik var ya. Şu suratın altında var ya çok derin bir gerginlik var. Allah seni kahretmesin. Çok gerdin beni ya. Beni inanılmaz gerdin bugün ya. Vallahi bile öleceğim var ya yani arkadaşlar. Gerginlikten şu anda bacaklarım tutmuyor ya. İnanılmazım şu anda ya. Çok kötüyüm ya. Devam. Buraya gelecek misiniz? Amenna. Tuğba ne diyor? Kadın üçe tüm çocukları mağdur etmiş. Şimdi iki göz yaşıyla kurban oldu. Kız aradı diye suçlu oldu. Hiç sorma anasını satayım ya. Ben de etmiyorum da yani anasını satayım. Hani kızı mağdur etmeyin. Sen bak, de anılarını anlat ki Ayşenurcuğum. Annen de gerçekten onu özledi. Ay vallahi ikinci yalakada geldi tam oldu. Sen anlat ki Ayşenurcuğum. Lan kız konuşamıyor Şevke abi. Ha? Vallahi billahi sana şimdi buradan bir özel bakışı yaparım. Vallahi görürsün.
Öcal gibi gerileceğim en son ya. Öcal gerilmesi ya. Öcal gerilmesi vardı bir de, bilir misin Reçet? Dediğini... Zaten gerçekten... Vallahi yaz kuşum ya. İstemesem, arayamasam buraya gelmezdim yani. İşte normal moduna dön, evet. Ama yani dediğim gibi... Fatmacığım, gelip kucaklamak ister misin kızını? Yapamadım ben, ama uzunluğum evladım. Davamayı kurdum ama ne bulamadım, Allah'ıma dönüyorum. Burada bir kedi taktiği yaptı galiba. Evet, devam. Ne anladın yurda gül? Ne anladın da ha diyorsun ya? Bir de ne anladın ya? Vallahi öldüreceğim beni ya. Nügoşa bir yaşadın diye ailen yaşayamazsın diyoruz. Hem sadece kan bağı var diye annene affet yok öyle. Yüz sorma ya. Ben abim diyorum, evladım. Davamayı kurdum ama ne bulamadım, Allah'ıma dönüyorum. Sen gel, biz seninle o zaman daha iyi anlaşalım. Telefondan pek anlaşamadık biz. Evet. Evet, telefondan hakikaten anlaşamadım. Hiçbir şey anlamadım yani. 2-3 sene evvel biz sırf Ispartalılarla program yapıyorduk. Ay, ne kadar çok Isparta'dan misafirimiz gelmişti, hatırlıyor musunuz böyle? Allah Allah, buradan Isparta'ya selamlar. Arka arkaya, arka arkaya. Ben bayağı şey yapıyordum artık. Anlaşıyordum. Niye Allah öyle bir bahsetti ki, sanki Ispartalıların farklı bir dili var. Fatmacığım, bekliyoruz seni buraya. Gel kızına sarıl. İnşallah. Şükrü'yü de al. Şükrü, daha doğrusu sen anneni al getir, olur mu? Koş Şükrü. Gel Şükrü. Ha Zarp Bey? İnşallah Müdan. Canım benim, ağlama, senin de gözyaşına kıyamam. Arkadaşlar belki de şöyle düşün. Sen de kimsenin gözyaşına kıyamıyorsun, bir tek Zeynep'in gözyaşına kıyıyorsun. Ben anlamadım ki seni ya. Düşünmek lazım. İşte hani hep diyoruz ya, herkes tabii ki biyolojik olarak anne olabiliyor ama annelik yapabilmek de farklı bir şey. Orada dayının da şu sözlerine kulak vermek lazım. Zaten diyor bir takım ilaçlar kullanıyordu. Evet. Demek ki başka rahatsızlıkları da vardı. Ya onu değil, 4 çocuğu varmış daha önceden oraya demek gelmiş. Ki... O da tabii ki oradan ayrılması bile onun için bir travmadır. Evet. Yani... Ya abla, kız kaç kere söyleyecek ya? Bak, kimse de tekrar söylüyorum, hiçbir evlat şu empatiyi yapmaz ha. Hiçbir terk edilmiş evlat, Allah korusun, kimseye de öyle bir şey yaşatmaz inşallah bir daha. Yaşatmıyordur yüce Rabbim, inşallah öyle bir şeyle sınamaz evlatları. Kız gene de empati yapıyor ya. Kolay değil yeni biriyle evlenip başka bir hayata çabuk, belki de hiç alışamadı. Senin güzel tarafına bak şimdi, 7 tane bu babandan. Evet. Sen 8, 4 tane oradan 12. Onlarla bir tane de burada 13. 13 kardeşim var. Oo, dünyanın en zengin insanı sensin. Sen... Aynen tabii, ne güzel. Vallahi billahi. Aa, Müge Hanım tabii, vallahi billahi ya. Zekeriya Köy'den selamlar. Sen şimdi işin o tarafına bak. Demek tabii, ne güzel. 13 tane kardeş. Daha iyi ki arar aramaz kavga etti. Ejrini bir iki varsın. Daha arar aramaz kavga etti bir tanesiyle. Bir sürü kuzenler, yeğenler, düşünsene akrabalar. Oh, maşallah, vallahi aşiret paket. Aslında mühim olan şu aile fotoğrafının tamamlanması. Abla, nerede çokluk orada bokluk diye bir şey vardır ya. Anneni sen diğer evliliğinden olan abilerini, ablalarını tanıyor musun? Ben hiçbirini tanımıyorum. İşte onları da öğreniriz bakalım. Şimdi bir de onlar da var. Düşünsene birbirini görmeyen kaç tane kardeş var. Görüşmek isterlerse tanımak isterim hepsini. Tabii çocuklarınız var, onlar birbirleriyle tanışsınlar. Evet. Tamam, sen rahat ol. Burada onu dedi diye ablam ne dedi, öteki dedi, abim ne diyecek. Sana ne kızım, sen kendine baksana. Ya niye sana ne abla, sana ne diye bir şey yok. Kızın kendi abisi var, kızın kendi babası var. Daha yapacak bir şey yok ona. Ona daha bu saatten sonra sen kendince böyle hani yeni kardeşler falan eklemeye çalışma. Asıl sana ne? Sen şimdi kendine bak. Boşver. Kim? Daha benden ne belliyim? Yes, yemişler birbirlerini. İşin aslında totaline bakacak olsan. Ya hakikaten şurada bir yerdeyim ya. Kusura bakma ya, nefret ediyorum şu heriften ama. Şu heriften nefret ediyorum ama, kusura bakmayın ama chat. Nerede o? Vallahi billahi. Nerede o? Ya şurada bir yerdeyim çünkü ya. Amenna. Vallahi billahi ya. Nerede? Aç bakayım. Rencime iyi ki varsın bebe. Gerçekten şurada bir yerdeyim ya. Nerede o? Nerede o? Açıl abla. Açıl artık ya. Açıl artık ya. Bozulma ya. Şimdi zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye evet. Yokmuş? Yok. Vallahi gerginliğim yani. Müge Hanım'a karşı gerginliğim şuralarda ya. Var. Yok. Dün tahtada gösterdim. Eylül kiranın şey anlatacak. Tamam, sinirlen. 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 Ne yapacağım? Yok çalı falan, Allah Allah. Bütün var. Köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Ne, nasıl ne yapacağım? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya. Gösterebileceğim bir çalı yok çünkü. Toplamamışsın. Bir ne, tek bir çalı bile yok orada. Var yok, var yok, var yok. Yok. Varsaydı gösterseydin. Geliyor, geliyor. 500 abi, tane komando dolandı orada be. Nerede, nerede çalı, nerede? Adamı sinirlendirme. Ya şerefsiz ya. Ya delireceğim. Hakikaten yani şurada bir yerdeyim. Kusura bakma da. Vallahi bile var. Bir tane komando dolandı orada be. Nerede? Nerede çalı? Nerede? Adamı sinirlendirme. Adamı sinirlendirme. Harbiden bugün yani sinirlendirdin ya. Sen beni sinirlendirme. Tamam, bu geçen de diyordun beyninden kan getireceğim diyordun. Niye yapmadın o zaman? Geçen de diyordun beynine kadar var. Var. Falan. Var. Varsa neredeydi? Var.
Abi o sahne Allah belanı vermesin ya. Bir de ayrı sonlamayla tekrar söylüyor. Var. Varsa nerede? Var. Dedin o zaman yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Ya herifin sesi sonradan eklenmiş gibi Allah belanı vermesin ya. Var. Varsa neredeydi? Var. Tamam da neredeydi? Var. Boş ver sen şu kendine bak. İnşallah. Müge Hanım bir şey söyleyeceğim. Adamı sinirlendirme. Yarın annenle gelir kardeşin. Onlara sarılırsın, bir tanırsın. Onlar da sana gerçekleri, kendi gerçeklerini anlatırlar. Kendi yaşadıklarını anlatırlar. Sen de kendine evet. göre karar verirsin. Artık 30 yıl önce ne olduysa olmuş, yaşanmış, bitmiş. Ama abla şimdi bu kızım da yaşadıkları var. Şimdiye bakmak. Evet, mühim olan şimdiye bakmak. Evet, var. Evet, Şeyma ile konuşmaya devam ediyorduk biliyorsunuz. Evet dur Şeyma'yı bir dakika geç abla. Bu bir daha çıktı mı? Bugünkü bölüme mi bakacağız? Bugünkü bölüme bakacağız. Evet. Gel abla güncele. Gel abla güncele. Var. Evet güncelde var mı abla? Bakalım bir dakika. Çalma hızı 1.25. Kapat abla şunları. Arttır abla müziği. Evet. Var. Bak Mine Hanım. Adamı sinirlendi mi? Geç abla az sonrayı. Geç. Hah geldi. Hah geldi. Ver abla coşkuyu. Evet. Var. Var. Ayrı ayrı. Ayşenur bugün eşiyle beraber gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Enişte hoş geldin Mahmut enişte. Canlarım benim maşallah çok da vallahi bile temiz yüzlü, nur yüzlü çocuklar. Eşine destek vermek için geldin. Allah ayırmasın inşallah. Helal olsun enişte. Helal olsun enişte. İyi ki geldin. Yoksa vallahi bile kızı suslu çıkartacaklar daha. Mahmut enişte. Evet. Vallahi üzüldüm oldum ya. Eşinin de olmak için geldim. Ay teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun bugün yine coşkulu bir kalabalığımız var inşallah ekran başında da izleyicilerimiz böyle enerjik. Var. bak Mine Hanım geçen de diyordum beynimden kan getireceğim. Güne güzel başlamıştır. İstanbul soğudu. Bilmiyorum. İstanbul soğudu mu? O kadar soğuk değildi bugün ya. Rencim iyi ki varsın. Anadolu. Evet evet kız yani iyi niyetli bir kız olduğu şey temiz bir kız olduğu belli yani. Diğer illerinde durum nedir? Biz soğuduysak. Artık herhalde her taraf evet. soğumaya başlamıştır diye. Onu ben de Şükrü zannettim bu arada ilk önce. Kübra Ato. Yavaş yavaş kış kendini hissettiriyor. Evet, evet yavaştan yavaştan geliyor gerçekten. Sen zaten yani sıcak dese Müge Hanım sıcak diyeceksin. Soğuk dese soğuk diyeceksin anı satayım. Bir kere de tersini söylüyor. Hani bir kere de Şevki abi de ki ya bugün o kadar da swap raporlu bir şekilde soğuk değildi. Üzerimizde swap raporu sıcağı vardı de bir kere de. Yani Müge Hanım kar yağıyor dese kar yağıyor diyeceksin. Evet Rami Bey kazan. Vallahi billahi verim deli etti. Hepsine uyuz oldum bugüne. Bak Şevki abi adamı sinirlendin mi? Geçen de diyordun kafandan swap raporu getireceğim. Bana hazırladı kar için biliyorsunuz yıllardır İstanbul'a kar yağsın diye bekliyor. Vallahi ben de bekliyorum abla. 1-2 sene önce ne güzel yağmıştı. Geçen sene hiç yağmadı ya. Evet. Evet karda delik, kazakta delik deşik oldu. Kazakta şeyde gardıropta artık bekliyor bir kar yağsın. Oh Rahmi amcam benim ya. Olsun kar olmasa da giyin. Niçin bir şey Kızıl Konuşmalar Tarikatı Ayşe. Giyeyim de bir Müge Hanım da desin ki bak yine Rami Bey kazağını giydi diye. Ama yıllardır kar... Ya sana kurbanım ben arkada tipe bak. Vallahi billahi deli olacağım ya. Abi bak bak kazağını gösterdiler bak. Rahmi amca benim de bir tane kazağım var. Arkaya bak. Hemen gösterdiler bak rejiler. Varsa nerede? Var. Evet. Biliyorsunuz. Merhaba chat sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız canlarım. İyi izlemeler. Zeynep Şiköz teşekkür ederim. Hava durumu İstanbul'da kar yağdı mı yağmadı mı sabah 10'da. Rahmi amca arkada da yalnız ne güzel kaybettiler seni ya. Rejiler. Bak bak Rahmi amcanın kayboluşa bak şimdi bak. Bak. Evet. Biliyorsunuz hava durumu. Bak, geliyor geliyor İstanbul'da gel. Hop. Kar yağdı. Hop. Rahmi amcayı helva yaptılar arkada ya. Rahmi amcayı dürüm yaptılar arkada. Allah kahretmesin. Rahmi amcanın hale bak ya. Var. Var. Hocam dünya düzdür. Rahmi amca kazak link gelir mi? Vallahi gelirse bir yayında giymek isterim. Şöyle karlı bir yayında giymek isterim. Var. Ya ben ne yapıyorum? İyice kafayı yedim. Allah'ım ne olursun gerçekten. Vallahi billahi ya. Bir bakmışım ben yokmuşum, üzülmeye doymuşum. Sabah 10'da televizyonu açarak Rami Bey'in üzerindeki kazaktan anlayabilirsiniz sevgili. Rami amca geri geldi bu arada. Seyirciler. Biraz böyle soğuz falan ama iyiyiz değil mi? Enerjiyiz. Sağlığımız yerinde olsun. Enerjiyiz. Bu arada arkadaşlar canlarım benim. Türkiye'de insanların saat hayata
hayata saat 10'la başlamalarını düşünmen gerçekten çok ponçikti Müge Hanım. Devam edelim. Her şey hallolur. Ayşenur, geceyi nasıl geçirdin? Dün böyle bir dondun kaldın böyle. Kızdım sana da hatta. Ya neydi o tavırlar ya? O tavırlar neydi, bir kendini toparla. Bak beni adım. Adamı sinirlendin mi? Çok heyecanlıydım Müge Hanım. Çok normal. İlk defa yani. Hem böyle bir yerde olman hem de hiç beklemiyordum. Abla bak bir şey söyleyeceğim Müge Hanım. İnşallah bugün de dünkü tavırları üzerinden atmışsındır. Ya insanın bazen tutuyor chat bak. 30-31'den sonra tutuyor. Yani ne zaman böyle aksileşeceği belli olmuyor. Lütfen böyle yaşı daha küçük arkadaşlarımız tamam alttan alsın. Alttan alsın. Hadi Müge Hanım bugünlük seni alttan alalım hadi. Gibi kar yağdırsanız hakikaten bu arada. O yüzden. Yani hemen olması bu kadar çabuk hiç. Rahmi amucaya değer. Ben tek rakibim Türk Hava Yolları diyordum. Bence artık Türk Hava Yolları'nın tek rakibiyiz. Şeyi değiştirdim. Sloganı değiştirdim. Ona lan parmak emer 31. Çekirdek yenme kuzum. Hava Yolları'da biliyorsunuz medarı iftiharımız, hava yollarımız, hava yolu şirketimiz de gerçekten tebrik etmek lazım. O yüzden... Abla hemen. Hani madem Türk Hava Yolları'nı kendimize rakip aldık, bari alttan da alalım diyorsun ha. Ben onları da böyle dile getir. Abla ben sana tek bir şey söylüyorum. Pega, sus. Hangi Pega? Pega Hanlı. Ne alaka bu, neydi şimdi, Allah kahretmesin ya. Demek böyle konularda hoşuma gidiyor. Var. Varsa nerede? Var. Yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Varsa neredeydi? Var.